Selamlar Atakon Titan takipçileri. Kanalımı en azından bir yıldır takip edenler çok iyi bilir. Yeni takip ediyorsanız da şunu diyeceğim. Ben tam bir yıl önce alternatif bir Atakon Titan evreninde karakterinizi yönlendirin isminde bir video atmıştım. Bu alternatif out hikayeleri projemin bir ön izlemesiydi ya da hepimizin anlayacağı tabirle trailerıydı. Bu video benden en çok beklenen video oldu. Peki bu videonun akıbeti ne oldu? Size en baştan bunu bir anlatmam lazım. Sonrasında ise daha önce Atakon Titan evreninde hiç fark etmediğim bir şey anlatacağım. Bence siz de benim kadar çok şaşıracaksınız. Öncelikle söylemeliyim ki 1 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığım bu trailerı yayınlamadan önce biz bu projeye çoktan başlamıştık. Bu arada biz derken kimi kastettiğimi hemen söyleyeyim. Birkaç yetenekli çizer ve hikayeleri oluşturan ben. Birazcık ilerleme kaydettiğimizde ise trailer yayınlayalım dedik çünkü en kötü hesapla 3 hafta içerisinde videoyu yayınlayabilecektik. Bu arada gerçekten de düzgün devam etsek o video yayınlanırdı yani 3 hafta içerisinde. Ama benim 2021-2022 eğitim döneminde YKS sınavına hazırlanmamdan dolayı aynı zamanda çizerlerimizden birkaç kişinin yine benle aynı durumdan müzdarip olması yani sınava hazırlık sürecinin başlamış olmasından kaynaklı projeyi askıya aldık. Bazı dönemlerde ise tekrar başlama kararı alıp hikayeyi devam ettiriyorduk ve birkaç çizim yapıyorduk. Sonrasında yine salmak zorunda kalıyorduk çünkü derslerle ilgilenmemiz gerekiyordu. İlk başta aynı trailerda gösterdiğim gibi seçimlerinize göre 4 farklı hikayeden birinde ilerleyeceğiniz etkileşimli bir video yapacaktım ama bu fikirden uğraştı olacağını düşündüğümüz için ve yazdığım hikayelerin şu anki Out evrenindeki karakterleri barındırmaması yüzünden vazgeçtim. Duvarlar yıkılmadan önce geçecekti hikayeler ve Out evreni ile alakalı ama şu an bildiğimiz Eren'dir, Mikasa'dır, Armin'dir bunların olmadığı bir çevrede gelişen hikayeler olacaktı. Yani bir nevi atmosfer yine Atakon Titan atmosferi ama ben size bu Out atmosferinde geçebilecek hikayeler anlatacaktım işte. Bunun ilgi çekici olmayacağını düşündüğümüz için bunu iptal ettik. Ve yerine fanlar arasında da oldukça merak edilen keşke birisi bunu düşünüp hikaye yazsa denilen bir alternatif evren yazabilirim diye düşündüm. Ya Erwin ölmeseydi? Evet, Levi'nin şırıngayı Armin'e değil Erwin'e vurduğu bir evrende işler nasıl olurdu bunu düşünmeliyim dedim. Bu konu hakkında tartışmalar gerçekten çokça dönüyordu. Örneğin Erwin'in Eren'i destekleyip desteklemeyeceği falan tartışılıyordu. Erwin'in karakterini iyi analiz edip Psikolojisini iyi anlamak ve yeni amacı ne olurdu sorusuna da cevap bulmak için araştırmaya başladım. Yabancı bir sitede bir kullanıcının bu konu hakkında detaylı düşünüp düşüncelerini yazdığı bir blog yazısını rastladım. Bunu ilk önce Türkçeye çevirdim, sonra da içinden kendime ne kapabilirim onu düşündüm falan işte. Açıklama kısmında bu yazının Türkçeye çevirdiğim versiyonuna da ulaşabilirsiniz. Ben kısaca size bu kullanıcının nelerden bahsettiğini anlatacağım. Bu kullanıcı yazısında devamlı olarak Erwin'i yüceltmiş, övmüş ve devamlı olarak Hange ve Armin'i yermiş. Haklı ve haksız olduğu noktalar var ama kafamın içinde bir tartışmaya girmeden bu yazıdan ne çıkartabilirim acaba diye düşünerek okumaya devam ettim. Erwin'in gürlemeye başvuracağını ama bütün duvar devlerini kullanarak değil sadece bir kısmıyla kısmi bir gürleme yapacağını bununla... Yabancı devletlere gözdağı vereceğini, bu sırada Paradis'i geliştireceğini, bazı yollarla Paradis üzerindeki nefreti Marley'e döndürebileceğini ve bunun gibi birkaç noktaya değinmiş. Yazdığı yazı kesinlikle incelemeye değer bir yazı olsa da birkaç sıkıntılı yer vardı elbette. Örneğin, Paradis üzerindeki nefret tam olarak bir propaganda nefreti değil. Yazının sahibi sanki sırf Marley'in propagandası yüzünden Paradis sıkıntıdaymış gibi yazmış. Yani Marley dünyayı Paradis'e karşı kışkırttığı için Paradis halkı üzerinde bir nefret var diyemeyiz bence. Bu sadece küçük bir sebep. Asıl büyük sebep Paradis'teki bütün dünyayı ezip geçebilecek sayıda olan devlerin dünya halklarının üzerinde yarattığı baskı. Bu konuda sanki Paradis normal bir devletmiş gibi anlatmış. Paradis denilen yer ne normal bir yer ne de normal bir halka sahip. Halkı zaten binlerce yıl insanlığa felaket getiren dev denilen yaratıklara dönüşebiliyor. Askeri gücü ise neredeyse sınırsız ama kullanamıyordu. Ta ki Eren Yeğar sahneye çıkana kadar. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülke üzerindeki nefret bence doğal bir nefret. Hani oturup anlaşmaya çalışalım desen bir anda seni deve dönüşüp yiyebilir yani. Böyle bir durumda insanların arasında barış sağlayan en önemli ama en önemli etken olan iletişim denilen şey sağlanamıyor maalesef. İletişim yolları kapalı. Nasıl barış sağlanabilir böyle bir ortamda? devlerin yok olması lazım. Bir de bunun kanıtlanması lazım. Devlerin bu dünyadan silinip gitmesi lazım ki barış ortamı sağlansın. Duvarları ören Carl Fritz'i çoğu kişi sevmiyor ama halbuki adam böylesi bir durumda bile en azından 100 yıl boyunca insanların tam bir barış olmasa da felaket içerisinde yaşamamasını sağlamış en azından. Dünya halklarına göre bu şeytani ırkı duvarların içine hapsetmiş ki dev denilen faktör ortadan kalksın en azından belli bir süre. Diyeceksiniz Paradis adasındaki Eldialıların suçu ne? Sırf ırkları yüzünden duvarların içinde bir barınakta tasması takılı bir köpek misali yaşamak onların hakkı mı? Hayır. E ne diyorsun sen peki? Zıkkımın kökünü diyorum. Bu Atakon Titan beni yaşlandırdı Vallahi yeter artık. Bu video burada bitmiştir. Heh, tamam şakaydı. Ama gerçekten de zıkkımın kökünü diyorum o şaka değildi. İsa'yıma neden başarılı biliyor musunuz? insanları böylesine fanatikleştirebildiği için evreni bir çıkmaz sokak yapabildiği için hiçbir şekilde bir çıkış yolu yok. Her şey birbirine bağlı. Böyle bir durumda insan çıldırıyor. Kafayı yiyor haliyle. Biz şu alternatif out evreni projesine bir dönelim. En son işte bu yabancı blog yazısından Erwin hakkında bir şeyler çıkartmaya çalıştığımdan bahsetmiştim. Bunları okudum ve az önce yaptığım yorumlarla yine okuduktan sonra değerlendirmemi yaptım. Pekala dedim Erwin'i cidden anladım ve yazmaya başlayabilirim. Bir hikaye yazarken ilk başta nereden başlayacağınız çok önemli. Bunu düşünürken aklıma aslında dikkat etmem gereken bir şey geldi. Ben baştan bir hikaye yazmıyorum ki. Ben bir hikayeyi kendimce farklı yöne çeviriyorum. Yani hani bize ilkokulda hikayenin devamını yazınız tarzı ödevler verirlerdi ya o tarz bir şey. Yani bu çatı sahnesinde hikayeyi ben devralacağım ve orada Erwin'i yaşatacağım. Madem hikayenin devamını yazıyorum, öncesini de bir temel olarak almam lazım değil mi? Sonuçta bu arkadaki temeli yok sayarsam hikayeyi boşa yazmış olurum. Herkes ne alaka bu böyle olmamalıydı falan der. Haklı olarak tabii. Bunu da düşündükten sonra şöyle dedim kendime. Bu hikayede gerçekleşmiş bazı önemli olaylar var ve bunları es geçemem. Bunları kabul edip yazmaya devam etmem gerekiyor. İşte arkadaşlar, ip tam olarak bu noktada kopma düzeyine geldi. Neden mi? Hemen anlatıyorum. Eğer ki ben bu alternatif evreni yazarken Erwin ve Armin ikilemi sahnesinden öncesindeki olay örgüsünü kabul edeceksem demek ki Şunları da kabul edeceğim. Önce en basitinden başlıyorum bakın. Marley'nin amacı neydi? Marley'nin amacı kurucu devi ele geçirmekti. Ha demek ki Marley'i yazarken onların kurucu devi istediği bilgisini göz önünde bulundurmam gerekecek. Çünkü ben hikayeyi ortasından devralıyorum öncesindeki kısımları es geçemem. Yani bu çok basit bir örnek sadece. Şimdi asıl bombaya geliyoruz. Daha sonrasında Eren'in kurucu da ve sahip olduğu gerçeğini değiştiremem dedim. İşte İp bu noktada artık koptu. Çünkü Eren'in kurucu deve sahip olması demek gürlemeyi başlatması demek. Eren, Ervin yaşasa da yaşamasa da gürlemeyi başlatacaktı. Çünkü Eren gürlemeyi başlatmak için Pets'e girip babasının anılarında gezdi ve kendisine kurucu devi verdi. Eren'in kurucu deve sahip olmasının tek bir sebebi vardı. O da gürlemeyi başlatmak. Eren gürleme yapmayı kendisi istedi. Hem de en başından beri. Eren hep diyor ya. Doğduğumdan beri ben neysem oyum. Aslında hep aynıydım. Hah işte. Amacının değişmediğinden bahsediyor muhtemelen. Eren, Erwin ve Armin arasında kalınan ikilemde yani o çatı sahnesi yaşandığı esnada kurucu deve sahip miydi? Evet. Eren o esnada kurucu deve sahipti. O zaman Erwin'in yaşayıp yaşamaması hiçbir şey ifade etmiyor. Durum böyle olunca da Erwin'in yaşadığı alternatif bir evreni görsel bir hikaye şeklinde sunmak gereksiz bir çabaya dönüşmüş oldu. Çünkü Erwin'in yaşadığı bir senaryoda aynı zamanda gürlemenin de başlaması çok saçma olurdu. Isayama hikayedeki temel taşların neredeyse hepsini Eren'in gürlemeyi başlatması üzerine kurmuş. Videonun başlığında bahsettiğim olay da buydu. Bakın isterseniz hikayedeki temel taşları oynatmaya çalışalım ve hikayenin bir anda sonu olmayan bir döngüye girip alt üst olduğunu beraber görelim. Örneğin diyalı direnişçilerin amaçlarına ulaştığı bir alternatif evreni yazmak istersek bunu Zeke'in Eldialı direnişçileri ispiyonlamadığı bir senaryo üzerinden kurabiliriz. Ama Zeke babasının da içinde bulunduğu bu direnişçi grubu ispiyonlamasaydı Grisha'da Grisha'nın eşi Dyna Paradis'e bir dev olmak üzere gönderilmeyecekti. Dyna Gülümseyen Dev adını verdiğimiz saf deve dönüşüp Eren'in annesini yemeyecekti. Eren'in annesi yenmeseydi şu anki bildiğimiz Eren olmazdı. Belki Eren'in annesi bir başka dev tarafından yenirdi. O tam bir kilit nokta değil ama zaten sorun şurada, Grisha Paradis hiç gelmemiş olacaktı ve böylece Eren doğmayacaktı. Başka bir örnek. Eren farklı bir gelecek görseydi ne olurdu? Madem Eren için belirlenmiş tek bir gelecek var, gerçi belirlenmiş diyoruz ama Eren bu geleceği yine kendisinin istediğini belirtiyor. Ya bakın, tam bu bu noktada da bunu tartışabiliriz aslında. Belki de Eren %100 olarak kendi isteğiyle değil de kendisinden önceki saldırı devlerinin de etkisiyle bu kararı vermiş olabilir. Sonuçta Eren Yaptığı şeyin sebebini tam olarak açıklayamıyor Armin'e. Nasıl ki bir akıllı dev kendisinden bir önceki kullanıcısının anlarını tam olarak göremiyorsa Eren de saldırı devinin eski kullanıcılarından etkilenmiştir ve kendisine böyle bir amaç edinmesi gerektiğini anımsamıştır. Ama bu amacı edinmesindeki temel sebebi bir şekilde anımsayamıyordur. Bunu da metni yazarken doğaçlama düşündüm ama dikkate değer olabilir. Benim hoşuma gitti. Siz de lütfen bana katılıyorsanız katıldığınızı belirtin. Aklınıza takılan anlamadığınız bir nokta varsa neden öyle dediğimi sorun ya da kendi eklemek istedikleriniz varsa siz ekleyin. Sonuçta akıl akıldan üstündür. Belki kaçırdığım bir şeyler vardır yani olabilir. Bütün yorumları okuduğumu zaten biliyorsunuz. O yüzden çekinmeyin. Tekrar sorumuza dönebiliriz. Eren farklı bir gelecek görseydi ne olurdu? Yani bu direkt hikayeyi değiştirmek oluyor. Çünkü Eren'in farklı bir gelecek görmesinden kastımız gürlemeyi başlatmadığı bir gelecek olarak düşünürsek burada şöyle bir sorun oluyor yine. Hani demiştim ya gürleme zorunlu olarak başlamalı diye. Gürleme başlamazsa Bildiğimiz Eren hiç olmazdı. Çünkü Eren gürleme yapmak için Pets'e giriyor. Pets'e girdikten sonra ne oluyor? Zeke ile babasının anılarında geziyor. Babasının anılarında gezince ne yapıyor? babasını kurucuyu alması için ikna ediyor. Babasını kurucuyu almak için ikna edince kurucuyu Gırışa Eren e aktarıyor ve Eren kurucunun gücüyle Diana'nın kendi annesini yemesini sağlıyor. Döngüye giriyoruz sürekli gördüğünüz gibi. Özetle Eren olay örgüsündeki hangi olayı değiştirirsek değiştirelim gürlemeyi başlatmak zorunda. Olay örgüsündeki neredeyse tüm temel taşlar Eren'in gürlemeyi başlatmasına kapı açıyor. Bayağı bir kafa patlattım vallahi bunları yazarken. Son chapter'ı tekrar okudum tabi ve yine hayal kırıklığına uğradım. Eren tarafından verilen basit ve geçiştirici cevaplar... ...Yemir'i zaten hiç anlayamamamız falan... Yine canımı sıktı. Isayamaya çoğu şeyi kendi yorumumuza bırakmış ya da her şey gözümüzün önünde ama biz göremiyoruz ya da belki de görmemiz hiç gerekmiyor. Umarım Atakon Titan evrenindeki bu çıkmaz sokağın hikayenin gidişatıyla olan ilişkisini iyi anlatabilmişimdir. Alternatif bir evrende Atakon Titan projemizde Erwin'in yaşadığı bir senaryoda Eren'in gürlemeyi başlatabilmesinin saçma olacağını düşündüğümüzden iptal edilmiş oldu. Bunu ben de istemezdim ama... İsraylıma alternatif bir evren yazmaya izin vermedi. Ha aslında yine yazılır bir şeyler ama hani saçma olur. Gerek yok bence. Belki de benim bu anlattıklarımda kaçırdığım bir şey var. Yani umarım vardır da bir alternatif gelecek yazabilirim ve bunu çizime dökebiliriz. Sizlerin yorumlarda düşüncelerinizi aktarmanızı dört gözle bekliyorum. Çünkü bu konular üzerine konuşulabilecek ve tartışılabilecek konular. Instagram'da Gurme Anime adında yeni bir anime sayfası açtım. Popüler animelerden en yeni haberleri paylaştığım sayfama desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.